Merhaba, Ribbon TV'ye hoş geldiniz. Bugün size 16 Ağustos, 22 Ağustos arasını anlatacağım. Önemli bir hafta. Pazartesinin ilk gününe çok neşeli, iyimser, pozitif, canlı başlıyoruz. Ama en önemlisi Venüs kendi tahtına, kendi burcuna geçiyor. Terazi burcuna geçiyor. Haftanın ilk günü tabii ki de Venüs'ün bu alana geçmesi hepimizi etkileyecek. Hem de güzel, olumlu etkileyecek. Başak burcundaydı Venüs. Aşk, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, keyif, barış, huzur gezegeni Başak Burcu'ndayken biraz bizi tabii şey yaptı, hem hizmet etmek hem biraz böyle huzursuzluklar verdi. Mükemmelliyetçi aşklardan diyorum, romantik aşklara geçiş yapacağız. Pazartesi itibariyle ayın 16'sında geçiyor. Tabii ki de daha romantik olacağız, aşka aşık olacağız. Güzellikleri seveceğiz çünkü Venüs terazide güzellikleri sever, güzel ve zarif olan estetik ve sanatsal konularda ön planda olacak ayrıca. Ama ilişkilerimizde denge ve eşitlik isteyeceğiz, barışçıl ilişkiler kurmaya çalışacağız, zarif, nazik ve kibar insanlar ön planda olacak hayatımızda. Öyle insanları tercih edeceğiz. Özellikle hayatında kimse yoksa, yeni bir başlangıç yapacak olanlar böyle görgülü, zarif insanları tercih edecekler ve güzel olanları tabii ki de. Yalnız kalmak da istemeyeceğiz. Çünkü sosyal olmak çok önemli olacak Venüs terazideyken. İkili ilişkiler önemli olacağı için arkadaşlarımızla, dostlarımızla beraber olmak bizi keyiflendirecek. Keyif verecek. Çünkü Venüs keyif demek aynı zamanda. Tabii ki de estetik ve güzellik diye bahsettim. Evimizi güzelleştirebiliriz. Bulunduğumuz mekana yenilikler yapabiliriz. Dekorasyonunu, eşyaları değiştirebiliriz. Veya sadece ilişkiler değil, estetikle ilgili yani bakımımız, saçtı, işte estetik ameliyatları da Venüs terazideyken bence önemli olur. İşte bilmiyorum, bir sürü şey yaptıranlar var. Duyuyorum. Şu anda Venüs terazideyken bunları yaptırmak son derece olumlu olacak. Modayı takip edeceğiz, şık giyinmek isteyeceğiz Venüs terazideyken. Yani kısaca özetlersem, her şeyde güzel olanı ve keyifli olanı tercih edeceğiz. Tabii ki de Venüs para aynı zamanda. Keyfimize para harcayacağız, güzelliklere para harcayacağız ve paraya da aşık olacağız. Benim bir danışanım var, kendisi Güneş terazi, Venüs terazi. Ben ona haritasını ilk yorumlarken, natal haritayı, ne kadar şanslısınız yani, Venüs de kendi burcunda, hayatta bu hep bir avantaj sağlayacak size dedim. Aşktan işte sanatsal, mimari konular, estetik, işte bunları anlatırken, ya parayla ilgili bir şey yok mu dedim. Para da tabii, Venüs para. Ben paraya aşığım demiştir kendisi. Evet, ve tabii ki de Venüs'ün her taraftan aşk ve sevgiyi yayacak. Yani ilişkilerden de, paradan da, keyiften de, güzelliklere de aşık olacağız bu dönem hep beraber. Ama aynı zamanda tatlı tatlı tembellikler de yapmak isteyeceğiz. Çünkü biraz orada bir rahatlık var, bir huzur ve barış isteği var. Ama kararsızlıklarımız da olabilir aynı zamanda. Bunlara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Hani çok da kararsız kalmayın. O muydu, bu muydu hikayesi olabilir. Ay tabii ki de pazartesi, salı, çarşamba dahil olmak üzere yay burcunda seyahat edecek. Salı günü Neptün'le zorlayıcı bir açısı var. Mars'la zorlayıcı bir açısı var. Ve hayatımızda bazı belirsizlikler, net olmayan konular gündeme gelecektir. Ama Güneş'le olumlu açısı ve Jüpiter'le olumlu açısı tabii ki de bizi daha rahatlatacak aynı zamanda. Çarşamba günü de böyle devam edecek ama sabaha karşı ay 3.53 ile, buraya not aldım, 5.34 arasında galaktik derecede olacak. Artık herkes biliyor ayın galaktik dereceden geçmesinde. Erken kalkanlar, uyumayanlar, gökyüzünün kapıları açık, dualarınız ve dilekleriniz kabul olacak bir zaman dilimi. Çarşamba sabaha karşı 3.53'ten 5.34'e kadar bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sonra çünkü Jüpiter'le yapacağı olumlu açıdan sonra ay boşluğa girecek. Sabah saatlerine kadar da boşlukta kalacak. Çarşamba, perşembe daha hayatı ciddiye alacağız. Daha sorumluluklarımız
ön planda olacak. Biraz çarşamba günü ayın Oğlak'ta ve Venüs'ün terazi burcunda olmasından çarşamba sabahı ikili ilişkilere dikkat edin. Para konularına, finans konularına da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz orada gerilim var. Kadınlarla tartışmalar daha fazla olacaktır ama perşembe günü daha rahat, özellikle ticaretle uğraşanlar Merkür'le olumlu açısından dolayı bunu bu dönem perşembe gününü iyi değerlendirebilirler. Ani sürpriz olaylar da olacak aynı zamanda. Tabii ki de akşamdan Neptün'le de olumlu açısı var. Plüton'la kavuşum yapacak perşembe günü. Biraz krizler olabilir, biraz zorlanmalar olabilir. O yüzden kendimizi rahatlatmak için sanatsal ve ruhsal çalışmalarla ilgilenebiliriz. Cuma öğlen itibariyle yani hafta sonuna Ay Kova burcuyla giriyoruz. Özgür olmak, farklı taraflarımızı ortaya koymak ön planda olacak. Ama arkadaşlarımızla beraber olmak, sosyalleşmek de çok önemli olacak. Ve Güneş de cumartesi günü Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Bazı abartılara da kapılabiliriz. İnançlarımıza uymayan olaylar olabilir. Fanatikleşebiliriz. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Pazar günü bir dolunay meydana gelecek. Ay Jüpiter'le de kavuşum halinde olacak. Tabii ki de olumlu bir dolunay. Kova burcunda meydana gelecek bu dolunay. Son bir önceki dolunay da Kova burcundaydı ve bu da Kova burcunda. Önemli bir dolunay. 29 derecede meydana geliyor. Analitik bir derecede. İlk Kova dolunayında hayatımızda tamamlamadığımız ne varsa artık burada ya tamam ya tamam, ya bitti ya bittiği göreceğiz. Aynı noktaya fazla bir aydınlanma yapacak. Tabii haritalarınıza göre değişik alanlarda olabilir ilkiyle, derece bazlı, ama bu Kova burcunun ikinci kere duble yapıyor yani bu dolunay, Kova dolunayı. Pazar günü öğleden sonra meydana gelecek, 3 civarında. Sonra da zaten dolunaydan sonra da ay burç değiştirecek. Şimdi dolunaylar her zaman streslidir, zor zamanlardır. Çünkü her şey ortada, gün yüzüne çıkacak. Hiç saklı kalmayacak. Ve ikinci kere olduğu için de yaratıcılığımızı ortaya koyabildik mi? Asiliklerimizi ortaya koyabildik mi? Cesaretli miyiz? Özgüvenli miyiz? Bütün bunları tekrar tekrar bize sorduracak. Nerelerde hayır diyoruz? Nerelerde farklılığımızı koyacağız? Veya bireysel haritalarımızda hangi alanlarda transit ediyorsa orada artık tamam mı tamam mı? Hani ya tamam ya tamam. Hani başka bir seçeneği yok. Bir bitişler var bu konuda. Şöyle de bir şey var. Tabii ki de Kova burcu olduğu için toplumsal olaylar da var. Bazı isyanlar olabilir, bazı ayaklanmalar olabilir. Çünkü tam karşısında Aslan burcunda da 29 derecede Güneş var ve Regulus kavuşumunda orada otoriteyi temsil ediyor. Yani eski tabirle kralları, kraliçeleri temsil ederken şimdi günümüzde otoriteler, işte devlet yönetimleri gibi insanlar var. Yani burada biraz tabii ki de ülke liderleri halkların sözlerini dinleyecek diyelim bu ikincisinde. İlkinde dinlemediler belki. Dünya genelinde söylüyorum. Bizim ülkemiz için de geçerli. Şimdi artık halk ne diyor? Bir kulak verecek tüm liderler. Ama tabii Güneş'in Regulus'ta olması, 29 derecede olması cesaretle, otoriteyle ilgili bizim bireysel hayatımızda da iyi organize olmamız lazım. Hiç takıntı yapmamamız lazım. Hiç öcü almamamız lazım. Evet, güzel bir kraliyet yıldızı ama takıntı yapıp öcü almaya kalkarsak da zor olur. Yani şöyle, bencillikle idealizmi dengelememiz gerekiyor. Bencillik tarafımız Güneş Aslan'dan, idealist tarafımızda Ay Kova'dan olacak. Bunlar bir dengede olursa iyi olur ama toplumsal olaylar olabilir diyorum. Jüpiter tabii ki de kavuşum halinde. O yüzden de koruyacaktır, kollayacaktır ama zaman zaman abartılar ve fanatik durumlar da ortaya çıkabilir. Son noktayı halk koyacak diyorum. Ama şöyle bir şey daha var. Evet, Kova burcunda oluyor ama Daniş de takım yıldızında meydana geliyor. Ve aynı zamanda büyük üçgen var hava elementinde ve evrensel karmik üçgende var bu dolunayda. Yani Venüs
Satürn ve Kuzey Ay düğümü arasında büyük üçgen var. Bu da çok önemli. İletişim konuları, iletişim rahat akacak, bu yeteneklerimizi kullanabileceğimizi de gösteriyor. Ama Daniş da takım yıldızına, Mars da yönetiliminde. Orada bir mücadele, bir savaş da var. Ama en önemlisi Daniş'te müziktir, evrenin müziği. Bu seferki tamamlanma herkesin kendi şarkısını söylemesiyle alakalı aslında bireysel bazda. Çünkü orada bir cennet var. Eğer kendi şarkımızı söylersek cennete doğru hareket edeceğimizi, dünya üzerinde bir cennet yaratabileceğimizi de bizlere söylüyor. Bizi güçlendirecek bir dolunay, daha kendimizi fark edebileceğimiz bir dolunay oluyor. Ama Danışta da aynı zamanda evliliklerle alakalı bir durum olduğu için de bu dolunayda evlilikler bitebilir. Yolunda gitmeyen tüm evliliklerde sorunlar ortaya çıkabilir. Ortaklıklarla ilgili tamamlanmalar olabilir. Bu konular var. Ev, aile, yuva alanları ki haritanın dördüncü evine geliyor. Dolunay haritasında bu konularda gündemde olacak diyorum. Ülkemizin de para alanında olacak. İşte maddi konularla ilgili artık bakalım, finanslarla ilgili bazı mecliste karmaşalar da olabilir diyorum. Böyle küçük bir öngörümde var. Evet. Haftanın geneli böyle. Dolunay önemli bir dolunay. Çünkü Kova burcunda ikinci kere yaşayacağız. O yüzden hayatınızda ne yolunda gitmiyorsa artık hangi konularda tamam diyorsanız bunları bırakmakta, tamamlamakta veya farkına varıp o alanları düzeltmekte fayda var. Haftanın geneli böyle. Şimdi burç bazında anlatacağım ama her zaman söylüyorum. Önce yükselen burcunuza göre, sonra güneş ve ay burcunuza göre dinlemeyi unutmayın. Aynı zamanda tabii ki de benim videolarımı beğenin, Ribbon TV'ye abone olun, arkadaşlarınıza, dostlarınıza söyleyin ve altına da yorumlarınızı yazarsanız elimizden geldiğince cevapları vereceğim. Yani ben vereceğim, vereceğiz değil de ben vereceğim, yazacağım sizlere. Evet, bakalım koçlar bu hafta neler yaşayacaklar? Sevgili koçlar, haftanın ilk günü uzak yerlerden haberler alabilirsiniz. Hukuki konularınız devrede olabilir. Babanızın iş ve sağlık konuları. Hafta ortası birazcık gerginlikler olabilir. Kariyer, toplum statüsü gibi. Hafta sonu daha sosyal olacaksınız. Size daha olumlu olacak. Ayın Kova burcunda özgürce hareket edebileceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olabileceksiniz. Ama sosyalleşirken de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Venüs ikili ilişkiler alanında seyahat edecek. Sizin için bu alanda ikili ilişkiler, özel ilişkileriniz, evlilik, ortaklık gibi konularda bazı olumlu gelişmeler yaşatacaktır. Şans ve fırsatlar verecektir. Dolunay'da sosyal hayatınız alanında oluyor. Artık arkadaşlıklar, aşk, sosyal hayat, özel hayat, çocuklarla ilgili konular ama daha çok işten kazançlarınız ön planda olacak. Bu dolunayda bazı tamamlanmalar, sosyal çevre değişikliği olabilir. Daimi gördüğünüz arkadaşlarınızın farklı alanlarda, farklı kişilerle tanışabilirsiniz bu dolunayda. Geçen sefer de bu alanda yaşadığınızdı. O yüzden ikinci kere geçmiş dolunayı hatırlayarak hangi konularda tamamlanmalar, farkındalıklar yaşayacağınızı bu 14 gün boyunca gözden geçirin diyorum. Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili boğalar, sizler haftaya maddi konular alacak verecek hesaplarıyla uğraşarak başlıyorsunuz. Oğlak burcunda olunca hafta ortası daha çok yabancılar, yurt dışı bağlantılı işler, haberler alabilirsiniz. Hafta sonu Ay Kova'da olacak, özgür olmak isteyeceksiniz. Ama kariyerle ilgili dolunay orada oluyor, o alanda kariyerinizle ilgili bazı tamamlanmalar olabilir. Ev yaşantısı, aile yaşantısıyla iş hayatınızı dengelemeniz gerekebilir. Aile bireyleriyle ilgili bazı göremediğiniz problemler ortaya gün yüzüne çıkabilir. Ama en önemlisi gelecek planlarınızı göreceksiniz. Bazılarına belki tamam deyip bitireceksiniz ama bazı yeni projeleriniz varsa da
bunları ortaya koyabilirsiniz. Yani yaratıcı olacaksınız kariyer ve iş konularında. Venüs sizin yöneticiniz, tabii ki de terazi burcunda olması size olumlu etki yapacak. Ama şöyle söyleyeyim, iş ve sağlık konularında güzellikler getirecek. Yanınızda çalışan insanlarla daha rahat iletişim kurabileceksiniz. Keyifli çalışacaksınız. Venüs'ün 10 Eylül, 11 Eylül'e kadar Venüs terazi burcunda size güzellikler getirecek. Diyet yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularınız varsa bunları halledebilirsiniz gibi. Ama iş konularında yeni işler gelebilir. İşten kazançlarınız artacağı bir dönem olacak Venüs'ün terazi burcundayken. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili ikizler, sizler ikili ilişkiler, eş ortaklarla ilgili özel ilişkilerde başlıyorsunuz haftaya. Hafta ortası maddi konular ön planda olacak. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Ameliyatlar, kazalara karşı da bir tık dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Venüs size çok yarayacak terazi burcunda. Tam aşk alanınızda. Aşk size geliyor Venüs terazideyken. Yalnız olanlar yeni bir aşka başlayabilirler. Ama bir partneri olanlar da aşkın romantizmini doya doya yaşayacaklar. Eğlenecekler çok. Aynı zamanda burası çocukla ilgili alan. Çocuk isteyenler bir bebek haberi bile alabilirler bu dönemde. Ve tabii ki de hayatın keyfini çok güzel çıkartacaksınız 10 Eylül, 11 Eylül'e kadar. Dolunay da size olumlu yansıyacak. Eğitimlerle ilgili, yabancılarla ilgili veya yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, davalarınız varsa bunlarla ilgili konularda bir tamamlanma, bir farkındalık yaşayacaksınız. Ama en önemlisi sizin için düşüncelerinizle inançlarınızı dengelemeniz lazım. Fanatikleşmeyin çünkü orada bir de şey var, Jüpiter'de var. İnançlar konusunda bir sakin kalın, bir gözden geçirin. Başkalarının düşüncelerini de hayatınıza katın. Yurt dışı seyahatleri olabilir. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Eşinizin kardeşleriyle ilgili konularda da bazı farkındalıklar kazanacaksınız. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili yengeçler, sizler haftaya birazcık günlük koşuşturmalarınız yoğun başlıyorsunuz. İşler, güçler veya günlük rutinler, sağlık ve beslenme konuları, özellikle beslenmeye karşı ve sağlığınıza karşı dikkatli olmanıza fayda var. Hafta ortası ikili ilişkiler ön planda olacak, biraz yorulacaksınız. Ben-sen dengesini iyi ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ikinci çocuğu olanlar da onunla da olan ilişkilerini dengede tutsunlar. Venüs terazi burcunda, evet, sizin ev alanınızda, aile yuva alanınızda, aile ilişkileriniz gayet güzel olacak. Hatta küslükler, dargınlıklar varsa barışabilir ve sorunlar çözülebilir. Ama aynı zamanda evinizi de yenileyeceğiniz bir dönem. Tamirat yaptırabilirsiniz, dekorasyonunu veya eşyalarını değiştireceğiniz. Ya da arkadaşlarınızı evinize çağırıp davetler, organizasyonlar yapabileceğiniz, partiler verebileceğiniz bir dönem olacak. Dolunay para alanlarınızda oluyor. Borçlar, krediler, vergiler, miras konuları gündeme gelecek. İlk dolunayda böyleydi. Orada alamadığınız bir para varsa artık elinize geçmeyen, belki bu sefer elinize geçebilir. Veya bir ödenecek paranız vardır ama bir türlü denkleştiremiyorsunuzdur. Bunu da halledebilirsiniz bu dolunayda. İstediğiniz bir krediyi de alabilirsiniz ama iyi düşünün maddi konuları diyorum. Yani para, ortaklaşa paralar, miras, vergi, krediler gibi konular devrede olacak ama artı bir iki bir şey daha var. Ölüm ve ölüm ötesi, gizemli konular, bunlar da devrede olacak. Belki öğrenmek istiyorsunuz ama bugüne kadar öğrenemediniz. Şimdi bu dolunayla ve Jüpiter de o alanda olduğu için yeni bir eğitime başlayıp bu konuları da hayatınıza katabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili aslanlar, sizler haftaya çok olumlu başlıyorsunuz. Aşk, çocuklar, eğlence, keyif. Hafta ortası çok yoğun tempoda çalışacaksınız. İşler, güçler ama sağlığınızda da aynı zamanda dikkatli olun diyorum. Hafta sonu dolunay var biliyorsunuz, pazar günü tam karşıt burcunuzda
meydana geliyor. İşte evlilikler ve ortaklıklar sizin için daha da önemli. Ya tamam ya tamam. Eğer yolunda gitmeyen bir evliliğiniz, yolunda gitmeyen bir ortaklığınız veya işbirliği yaptığınız kişiler varsa orada bir tamamlanma, bir bitiş olabilir. Bunlara karşı dikkat edin. Çünkü Danişta da evlilikle ilgili iyi bir takım yıldızı değil, zorlanmalar olacaktır diyorum. Taşınmalarda belki taşınmak istiyorsunuz, taşınamadınız. İşte bu sefer taşınabilirsiniz de veya ikinci çocuğunuz da varsa onunla ilgili konularda gündemde olacak. Pazartesi günü Venüs size olumlu etki yapacak terazi burcundan. Bekar olanlar yakın çevrelerinden biriyle tanışıp bir aşka başlayabilirler. Ama ticaretli, eğitimli, satış, pazarlama, reklam, işte lojistik, ulaşım gibi konularda güzel olacak. Güzel şeyler yapacaksınız. Medya yazıyorsanız, çiziyorsanız kelimelerinizi şık bir şekilde, düşüncelerinizi şık bir şekilde ortaya koyabileceksiniz veya kardeşlerinizle ilgili bir problem varsa yakın akrabalar, yakın kardeşlerle ilgili onlarla da ilgili sorunlar bu dönem çözülebilir. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili Başaklar, sizler haftaya aile, ev, yuva, babanızla ilgili konular, evliyseniz kayınvalidenizle ilgili konularla başlıyorsunuz. Biraz gergin olabilirsiniz ama hafta ortası son derece keyfiniz yerinde olacak. Tatile gidebilirsiniz, çocuklarınızla beraber olabilirsiniz. Hatta borsa gibi yatırımlarınız varsa hafta ortası son derece iyi olacak. Hafta sonu bir dolunay meydana geliyor. İş, sağlık alanlarında olacak. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. Eğer bir problemler varsa ilk dolunayda ortaya çıkmış da olabilir, anlamışsınız ama artık burada bir tamamlanma gerekiyor veya bir diyet yapmanız gerekiyorsa beslenmenizi değiştirebilirsiniz. İş ortamında, iş arkadaşlarınız, yanınızda çalışan kişilerle de belki yolları ayırmak gerekebilir. Önemli bir dolunay olacak sizin için. Sağlık, özellikle sağlığa karşı tedbir alın diyorum. Venüs para evinizde bu ayın 10'una 11'ine kadar elinize güzel paralar geçebilir. İstediğiniz, almak istediğiniz güzel bir obje olabilir, bir eşya, bir kıyafet. Bunlara para harcayabilirsiniz. Veya siz de estetik, sanat, güzelliklerle ilgili yaptığınız işler varsa veya yaptığınız işlere güzelliğin, yaratıcılığı katarsanız bu dönemde para kazanabileceksiniz. Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili teraziler, sizler haftaya olumlu başlıyorsunuz. Hızlı bir giriş yapıyorsunuz ama iyimser, pozitif olaylar meydana gelecek. Yakın akrabalar, yakınlar, kardeşlerle ilgili konu gündemde olacak. Tabii ki de aynı zamanda eğitimler, satış, ticaret, kısa bir seyahat gibi. Bunlar da sosyal medyayı kullanıyorsanız çok olumlu geçecek sizin için. Hafta ortası biraz gerginlik olabilir. Ev, aile, yuva konularında strese girebilirsiniz. Dolunayda son derece güzel oluyor. Aşk alanınızda olacak. Sosyal yaşantınızla, özel yaşantınızla evet dengeleyin ama aşkla ilgili yeni kararlar alacaksınız. Farkındalığınız fazlalaşacak diyorum. Orada bir tamamlanma var. Veya hayatınıza yeni biri de girebilir eğer yalnızsanız. Çünkü Venüs pazartesinden itibaren sizin burcunuza geçiyor. Size güzellikleri ve şansları getirecek. Kendi kişisel bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Cazibeniz artacak. İnsanlar sizi daha da güzel ve zarif, kibar görecekler. Tabii ki de burcunuz olduğu için hayatınızın her alanına olumlu etki yapacak. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili akrepler, haftaya maddi konular, alacak verecek hesapları demiyorum. Çünkü kendi paranız önemli olacak. Yatırımlarınız, kazançlarınızı kendi paranızla ilgili böyle bir takım ayarlamalar yapabilirsiniz. Yay burcunda olduğu için küçük küçük dengesizlikler de olabilir. Hafta ortası sizler gayet olumlu olacaksınız. Ayın Oğlak burcuna geçmesi sizin yapmak istediğiniz her konuda destekleyecek.
Hafta sonu Dolunay var Kova burcunda. Bu da aile, ev, yuva alanlarında meydana geliyor. Bu konularda tamam mı tamam mı var? Aile ilişkilerinde yolunda gitmeyen şeyleri göreceksiniz. Evinizle ilgili aksaklıklar olabilir, taşınma olabilir, bir yer değişikliği de meydana gelebilir. Ana konu aile, yuva, ev ve baba. Evliyseniz, kayınvalideniz varsa kayınvalidenizle de ilgili konularda bir tamamlanma olacaktır, bir farkındalık olacaktır. Ama sizler de çalışanlar için özellikle söylüyorum, iş yaşantınızla aile yaşantınızı lütfen dengede tutmaya özen gösterin. Ve Venüs sizin kör noktanızda olacak, kadersel alanınızda transit edecek. Biraz güzellikleri göremeyebilirsiniz ama ikili ilişkilerde özellikle anne tarafından aile içi ilişkilerde her şey yolunda gidecektir. Evliyseniz eşinizin işi ve sağlığı konusunda da güzellikler getirecektir diyorum. Sağlığı açısından eğer bir problem varsa onlar tedaviyle güzel sonuçlar alınacaktır. Ama sizin için ruh sağlığınıza önem gösterin. Biraz yalnız kalın. Evet, Venüs terazide sosyalleşmek istiyoruz ama sizler biraz yalnız kalıp içe dönmeniz bu ayın 10'una 11'ine kadar size daha fayda getirecektir. Ruh sağlığınıza özen gösterin diyorum ben. Veya bu konularda öğrenmek istediğiniz şeyler varsa da bu dönem onları öğrenebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar, haftayı kendi istek ve arzularınızla başlıyorsunuz. Kendinize zaman ayıracaksınız. Kendi istekleriniz doğrusunda kişisel bakımlarınız dahil olmak üzere onlarla ilgileneceksiniz. Hafta ortası maddi konular ön planda olacak. Paranız, bir şey alabilirsiniz, bir yatırım yapabilirsiniz. Parayla ilgili konular ön planda. Hafta sonu dolunay var. Bu dolunay size olumlu yansıyacak. Umarım ilkinde farkındalık kazanmışsınızdır. Bazı yüzleşmeler, tamamlanmalar yaşamışsınızdır. Bu seferkinde de olumlu gene olacak bu tamamlanmalar. Yakın çevre, kardeşlerle ilgili konular, kardeşlerinizin hayatında ilgili kararlar alabilirsiniz. Ön planda olabilir. Annenizin sağlığı, kayınpederinizin sağlığı ile ilgili konular devrede olacak. Ama en önemlisi kendi düşüncelerinizi yaratıcı bir şekilde ortaya koymanız son derece önemli olacaktır. Yani inançlarınızla düşüncelerinizi dengeleyerek kendi düşüncelerinizi bu dolunayda ortaya koyabilirsiniz. Pazartesi günü Venüs'ün terazi burcuna geçmesi gene sizi olumlu etkiliyor. İşten kazançlarınız artabilir, zam alabilirsiniz, arkadaşlarınızla sosyalleşeceksiniz, beraber olacaksınız, davetler, organizasyonların aranılan insan olacaksınız Venüs terazideyken. Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili oğlaklar, sizler haftaya biraz isteksiz başlayacaksınız. Enerjiniz düşük ama hafta ortası bu enerji yükselecek ve hafta sonu Kova burcundaki dolunay para konularında dengede kalmanızı istiyor. Güneşin ortaklaşa para alanında olması eşinizin veya başkalarının paralarını, kaynaklarını kullanmak istemenize yol açabilir ama buradaki dolunay kendi paranızı fark etmek. Ama daha çok para, yani ikinci ev para konuları ama kendi değerinizi anlayacağınız bir dolunay yaşayacaksınız. Sahip olduklarınız, kendi değeriniz ve kendi paranızla ilgili bir tamamlanma meydana gelecektir. Hani önemli bir dolunay olacak sizin için. O yüzden farkındalığınız yüksek kalmanızı tavsiye ediyorum. Venüs kariyer alanınızda transit edecek. Terfi alabilirsiniz. Patronlarınızla, müdürleriniz arasında ilişkileriniz son derece iyi olacak. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Gelecek planlarınızda daha hoş şeyler hayatınıza katabilirsiniz. Ama çalışanlar gerçekten terfi alabilirler, maaşlarına zam alabilirler veya yeni güzel işlere de başlayabilirler. İş teklifleri varsa size bu ara değerlendirin diyorum Eylül'ün 10'una kadar. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum.
kovalar bu hafta sosyalleşerek başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber olabilirsiniz veya iş toplantılarınız, davetler olabilir. Onlara katılacak olabilirsiniz. İşten kazançlarınızı gözden geçireceksiniz. Hafta ortası biraz işin enerjiniz düşük olacak. Hani hafta başı, pazar, salı, çarşamba çok koşturacağınız için hafta ortası yorulabilirsiniz. Biraz dinlenin veya eşinizin işlerine yardımcı olacaksınız. Bu da enerjinizi düşürebilir. Ama hafta sonu kendinize zaman ayırın. Çünkü önemli bir dolunay var ve burcunuzda oluyor. İkinci kere oluyor. Özellikle yalnız güneş burçları kova olanlar değil, yükselen kovalara da söylüyorum. Artık yani ben de biliyorsunuz yükselen kovayım. Aynı yerde ikinciyi yaşayacağım. Kendi şarkımızı söylememiz lazım. Kendi cennetimizi yaratmamız lazım. Cennete doğru hareket etmemiz lazım. O yüzden hayatımızda işimize yaramayan bazı şeylerin tamamlanması gerekiyor, bitmesi gerekiyor. O yüzden sevgili kovalar, o yüzden kendinizle ilgili önemli kararlar alacağınız, önemli tamamlanmalar yaşayacağınız bir dolunay olacak. 14 gün iyi değerlendirin. Evet, Jüpiter de yanında şans fırsatları getirecek. Ama bunlar biliyorsunuz ani gelir Jüpiter, ani de yok eder. Yani bir anda kaçırırsınız. Bu 14 gün o gelen şans ve fırsatları iyi değerlendirmenizi, iyi tamamlanmalar, iyi yüzleşmeler ve farkındalıklar yaşamanızı diliyor. Evet, Venüs gayet güzel, olumlu yansıyacak terazi burcundan. Tabii ki de o da bir hava elementi olduğu için. Yurt dışı bağlantılı işlerinizden olumlu gelişmeler olabilir. Yabancılarla yeni işler yapabilirsiniz. Eşinizin kardeşleri, akrabaları ile ilgili güzel gelişmeler olabilir. Uzak ülkelere seyahatler olabilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz, seminerlere başlayabilirsiniz. Babanızın, sizin de veya kayınvalidenizin iş ve sağlık konularında da olumlu gelişmeler olacaktır diyorum. Aynı zamanda kardeşlerinizle de ilgili, kardeşlerinizin de ikili ilişkileriyle ilgili güzel gelişmeler olacak. Veya davalarınız varsa hukuki konular biliyorsunuz benim var. Hatta bu videoyu çekerken sabah adliyedeydim. Orada okursanız evet neyse ki benim olumlu geçti. Olumlu hallettim diye düşünüyorum. Ama bakalım hayırlısı. Öyle umuyorum inşallah. Yolunda gidecek her şey. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili balıklar, haftaya biraz endişeli, gergin başlayabilirsiniz. Toplumsal alanda, kariyerle ilgili, annenizle ilgili böyle olaylar meydana gelebilir. Biraz belirsizlikler olacaktır salı günü de özellikle. Hafta ortası arkadaşlarınızla beraber olacaksınız, sosyalleşeceksiniz. Eğer çalışıyorsanız bir iş toplantısı, iş bağlantısı gibi olumlu gelişmeler meydana gelecek. Hafta sonu dolunay biliyorsunuz meydana gelecek. Sizin kör noktanızda olacak. Ruh sağlığınıza ve sağlığınıza gerçekten dikkat edin. Size ne iyi gelmiyorsa, ruhunuzu ne yoruyorsa bu dönem bunları bırakmak için ikinci bir şans var. O yüzden içinize dönün, kalp sesinizi dinleyin. Bakalım neler oluyor orada. İçinize bir yolculuk yapın bu dolunayla beraber. Jüpiter de orada zaten. Bunu istiyor. O kalp sesini dinlemek sizin için son derece önemli olacak. Sağlık konuları var, iş konuları var, devrede dinlenmek var, ruhsal konular var, rüyalar var. Bu dolunayda rüyalarınızdan haberler alabilirsiniz. O yüzden farkındalığınız fazla olsun. Ama en önemlisi dediğim gibi sizin canınızı sıkan, ruh sağlığınızı bozacak olaylar, kişiler, durumlar artık bir ay önce yaşadığınız dolunayı biliyorsunuz ilkinde. İkincisi de aynı alanda oluyor. Burada bir tamamlanma. Tamam hikayesi var. Ona göre farkındalıkla bu tamamlanmaları güzellikle yaşayın diyorum. Kendi sağlığınızı bozmadan diyorum. Ve Venüs sizin ortaklaşa para alanlarında transit ediyor.
Tabii ki de alacak verecek hesaplarında alacağınız bir para varsa alabilirsiniz. Ödemeleriniz varsa ödeyebilirsiniz. Eşinizin parasıyla ilgili olumlu gelişmeler veya partneriniz varsa onun parasıyla ilgili olumlu gelişmeler olacak. İşte vergiydi, mirastı, kredi gibi konular ön planda olacak. Aynı zamanda sizler de ölüm ötesi, gizemli, okült konularla ilgilenebileceksiniz. Bu dönemde olumlu gelişmeler olacak. Sağlığınızı koruyacak. Ameliyat, eğer bir estetiksel ameliyat varsa veya herhangi bir ameliyat varsa o olumlu geçecek. İnşallah olmaz. Herkes sağlıklı olsun. Kendimi bildim bileli böyle dua ediyorum. Biliyorsunuz ben de bir balık burcuyum. Herkes sağlıklı olsun. Sağlıklı olmayı seçelim hep beraber. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Evet, 12 burcu da böyle tamamladım ama dolunay çok önemli. Pazar günü yaşayacağımız dolunay. Herkesin farkındalığı yüksek olsun. Dolunay güzellikler getirsin. Hem bireysel hayatlarımıza, hem ülkemize, hem de dünyaya. Gerçekten cennete doğru hareket edelim artık. Kötülükler bitsin. Her konuda bitsin. Evet, görüşmek üzere bir diğer videoda. Hoşça kalın.